Zengin bir aileden gelen genç adam, küçüklüğünden beri kendisine hizmet eden insanların isteklerini tam olarak yerine getirmelerine rağmen sessiz kalmayı alışkanlık haline getirmişti. Kendisine hizmet eden insanlara bu zaten onların işi diye düşünerek teşekkür etmezdi. Arkadaşlarının çoğu ona insanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez hadisini hatırlatıyor, ancak o bu sözlere kulak asmıyordu. Bu genç dinine bağlı, güzel ahlaklı iyi bir kızla evlendi. Birlikte sakin bir evlilik hayatı yaşadılar. Çocukları oldu, birbirlerini seviyorlardı. Adam kadını duygularını ifade edemeden, kendisine ve çocuklarına gösterdiği çabaya teşekkür edemeden sessizce seviyordu. 10 yıl sonra kadının aklına bir fikir geldi ve eşine sabah işe giderken arabasında dinlemesi için bir kaset verdi. Adam kaseti aldı ve teybe taktı. Bir dakika bekledi fakat kaset başlamadı. Biraz daha bekledi, yine bir şey duyamadı. Sinirlendi ve kasetin çalışmadığını söylemek için eşini aradı. Karısı da ona beklemesini söyledi. Adam 20 dakika sonra işe vardı fakat kaset hala çalmaya başlamamıştı. Karısını aradı ve "Bana boş bir kaset vermişsin," dedi. Karısı da ona "Dönerken diğer yüzünü tak," dedi. Adamın işi bitti ve eve dönmek için arabasına bindi. Kasetin diğer tarafını taktı fakat değişen bir şey olmamıştı. Eve dönene kadar daha da sinirlendi ve eşine "Benimle dalga mı geçiyorsun?" dedi. Kadın gülümsedi. Kaseti eşinden aldı ve teybe taktı. Birinci yüzü bitene kadar bir şey duyulmadı. Adam eşine "Sana boş bu demedim mi?" dedi. Kadın eşinden diğer yüzünde bitmesini beklemesini ve sabretmesini istedi. Fakat o dayanamadı. Siniri daha da arttığında eşi kaydı durdurdu ve adama "Değerli eşim, yarım saatlik boş bir kasede sabredemedin. Bense sana bir şey söylememene rağmen 10 senedir sabrediyorum. Sessizlik, yavaş etki eden bir zehir gibi evliliği zedeler. Başkalarına teşekkür etmeyi alışkanlık haline getiremedin. Sen şu hadisi hiç duymadın mı? Kim size bir iyilik yaparsa ona karşılığını verin. Bir karşılık bulamazsanız ona dua edin. Hatta bilin ki duayla onun karşılığını verdiniz." Adam eşinin ne demek istediğini anladı ve çekinerek ilk kez ondan özür diledi. Bundan sonra da kendisini düzeltmeye ve karısına bir ev eşyası gibi değil de bir insan olarak davranmaya başladı. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين